Bütün müdahalelere, hukuki itirazlara rağmen Aysel Tuğluk'un tedavi görmesinin koşulları yaratılamadığı ve Aysel Tuğluk tahliye edilmesi gerekirken tırnak içerisinde bir adli tıp kurumu raporuna dayanarak tahliye edilmesinin gerekliliğinin olmadığı yönünde bir karar verdi mahkeme. Bunun da siyasi saiklerle verilen, aslında başından beri yargılamaya değil cezalandırmaya dönük tutumlarının devamını görüyoruz. En son noktada da Aysel Tuğluk'un avukatları itirazına rağmen savunma yapamayacak durumda olduğunu belirtmelerine rağmen savunmasının alınması kararı alırdı. Bu aslında zorla ve işkenceyle savunma almak, ifade almak diye nitelendirebiliriz bunu. Çünkü defalarca itiraz edildi, hastalığının durumu ortadaydı. Zorla getirilme, hazır edilme kararı alındı. Dün de davadaydık. Gerçekten hem vicdanları hem de insan yaralayan hem de insanlığımızdan utandıran görüntülerle karşılaştık. Aysel Tuğluk cümle kuramaz durumdaydı, hatırlamıyordu hiçbir şeyi. Buna rağmen mahkeme heyeti, mahkeme başkanı soru sormaya kalktı. İşte hatırlatıyorum adı altında soru sormaya kalktı. Avukatların itirazına rağmen soru sormaya devam etti. Aysel Tuğluk hatırlamıyorum, bilmiyorum cevapları verdi. Buna rağmen savunmasını almakta ısrar etti ve avukatların itirazını kabul etmedi. Oradaki hem siyasi yargılanan arkadaşlarımız, başta Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ olmak üzere birçok arkadaşımız yanında olduğu için ve bunun çok ağır vicdani sorumluluğunu taşıdığı için buna itiraz etti. Bunları dinlemedi mahkeme heyeti, sözleri kesmeye devam etti ve en son bilmiyorum, anlamadım, hatırlamıyorum laflarını bir savunma kabul ederek, savunmasının alındığını notlara düşerek itiraz edip ve avukatı savunmasını yapabilir kararı verdi. Sevgili Aysel Tuğluk'a avukatınız savunmanızı yapabilir mi, bunu onaylıyor musunuz diye sorduğunda Aysel Tuğluk'un avukatı kim, avukatım kim dediğini duyduk ama bunu duymazlıktan geldi mahkeme. Gerçekten çok bizim açımızdan kötü, yaralayıcıydı ve avukatların dosyayı ayırabilirsiniz yani, çünkü baştan beri şunu görüyoruz yani mahkeme talimatla AKP MHP iktidarının HDP'yi cezalandırma politikasıyla ve aslında baştan cezayı verdikleri bir süreçle karşı karşıyayız. Avukatlar ve diğer arkadaşlarımız, dosyayı ayırabilirsiniz. Bunun koşulları, yani sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunun yönünde engel diye düşünüyorsanız bizi ceza verebilirsiniz. Bu da dosyayı ayırın, tedavisi görülsün, hastalığı geriledikten sonra savunmasını alabilirsinize rağmen alınmadı. Burada gerçekten bütün kamuoyunun daha duyarlı olması gerekiyor. Aysel Tuğluk'un derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Yani zaten artık savunması dün itibariyle alındı ve bu tarihimize kötü bir leke olarak geçecek bir durum yaşadık. Biz Aysel Tuğluk'un ne kadar dirayetli, ne kadar direngen ve ne kadar mücadeleci bir kadın olduğunu biliyoruz. Kürt bir kadın, barış mücadelesi veren bir kadın, kadın hakları mücadelesi veren bir kadın. O yüzden biz bugün Aysel Tuğluk'un mücadelede hafızası olmak zorundayız diye düşünüyorum. Madem bu saldırılar altında arkadaşlarımız bu baskılara maruz kalıyor, bizler bugün mücadeleyi dışarıda daha fazla yükseltmek zorundayız ve bütün kamuoyunun Aysel Tuğluk'un tahliye edilmesi için gerekli baskıları yapması ve bu konuda mücadele yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani başından beri şunu görüyoruz. Kobani Kumpas davası iktidarın saikleriyle oluşturulmuş. Kumpas bir dava. Gizli tanıkları bile ellerinde çöktü. Çünkü onlar bile arkadaşlarımızı görmediklerini, tanımadıklarını beyan ettiler. Ama bizler biliyoruz ki burada hukuk sopasıyla, aslında ciddi bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız ve Bahçeli, Soylu ve Erdoğan'ın talimatları üzerine ilerleyen bir yargı süreci var. Burada bizim arkadaşlarımız aslında yargılanmıyor. Bizim arkadaşlarımız burada direkt cezalandırılıyor, rehin tutuluyor. Kobani olayları diye geçen olaylarda bizim gerçekten savunmayacağımız hiçbir sözümüz, hiçbir eylemimiz olmamıştır. Biz o günde savunduğumuz gibi bugün de barış demeye devam ediyoruz. O gün savunduğumuz gün bugün de Orta Doğu'da işgale hayır demeye devam ediyoruz. Aslında bu da konu olan Kobani olayları değil, konu olan bizim siyasal olarak AKP MHP iktidarının karşısındaki HDP'nin alternatif olma hali, HDP'nin güç olma hali, HDP'nin bu ülkede gerçekten halkların nezdinde barış için
özgürlük için, eşitlik için, emeğin hakları için bir alternatif olma halidir. Bunların bence toplum da farkında, muhalefet güçleri de farkında. Bu dava bizim tek başına yargılandığımız bir dava değil aslında. Burada her şey katlediliyor. Hukuk katlediliyor, ilkeler katlediliyor, siyasi sahiplerle ilerleniyor. Burada söyleyeceğimiz şey şu, biz halkların nezdinde zaten alnımız hak, bizim yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın yaptıkları ortada. Bunu bugün de çıksalar yapmaya devam edecekler. AKP MHP iktidarı gelecek ve bu mahkeme heyeti başta olmak üzere bu hukuksuzluğa imza atanların yargılanacağı günleri bekliyoruz hep birlikte. Çünkü bizler halkların nezdinde aslında beraat ettik, dışarıdayız, özgürüz, fikirlerimiz dışarıda. Az önce de söylediğim gibi Aysel Tuğlu'nun hafızası ve mücadele tarihi bütün kadınların dilinde ve mücadelesinde sürmeye devam ediyor. Mahkeme heyeti azarlar bir şekilde söz keserek, savunma haklarını engelleyerek, savunma haklarını kısıtlayarak adeta bir talimatla hareket ettiğini her gün, her mahkemede, her celsede ilk günden beridir yapıyor. Bunun farkında olarak bizler oraya gitmeye devam ediyoruz. Çünkü bu yargılamanın da tarihe geçecek bir yargılama olduğunun farkındayız. Elbette şunu belirtmek gerekir ki adeta bir düşman politikasıyla hareket ediyor iktidar ve gerçekten de cezalandırmak istiyor elbette. Bir yanıyla da talimatla böyle komple paket şeklinde verilmiş bir dava var önümüzde ve buradan paket halde herkese ceza yağdırılmak isteniyor. Yani bu anlamıyla da yukarıdan bir talimatla yapıldı. Çok belli çünkü hiçbir itiraza mahkeme heyetinin bugüne kadar olumlu cevap verdiğini görmedik. Yani hukukçuların bütün itirazların red cevabı veriyor. Düşünmeden, sorgulamadan. Çünkü talimatla hareket ediyor. Elbette ki bunu vurguladık. Yani demans hastalığı tedaviyle geriletilebilen bir hastalık. Aysel Tuğluk serbest bırakılsın. Hastalığı tedavi edilsin. Ardından hastalığın tedavisinden sonra tekrardan yargılanmaya devam edilebilir dememize rağmen. Burada İnsanlık dışı gerçekten her anlamda insan haklarına, evrensel hukuka her şeye aykırı bir süreç yürütülüyor. Çünkü burada tek şeye kilitlenmiş durumdalar. Arkadaşlarımıza komple paket halinde bir ceza vermeye kilitlenmiş durumdalar. Aynı şeyi uzun zamandır HDP'li hasta tutsaklara yapıyorlar zaten. Yani 80 yaşında arkadaşlarımız cezaevinde kalamaz raporuna rağmen cezaevinde tutuluyor. Hasta tutsaklar serbest bırakılması gerekiyor raporuna rağmen serbest bırakılmıyor. Bunu Halkların Demokratik Partisi ve müttefiklerine yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. Çünkü düşman hukuku uyguluyor. Asla insan hakları, hukuk, anayasa hiçbir şey tanımıyor. Dünkü o arkadaşın tahliye edilip Aysel Tuğlu'nun tahliye edilmemesi zaten bunun bir göstergesi. Ve bunu bir sürü olayda görüyoruz. Bu ülkede mafya, çete, bir sürü suç işleyenler tahliye ediliyor. Ama düşünce suçluları, tırnak içerisinde kendi fikrini ya da özgürlük istediği için, eşitlik istediği için, kadın hakları mücadelesi verdiği için mücadele veren, eşitlik isteyen arkadaşlarımız tahliye edilmiyor. Burada çok net ve açık bir düşman hukuku görüyoruz ve gerçekten AKP-MHP iktidarının ne kadar HDP'yi kendi önünde engel gördüğünü görüyoruz. Doğru yolda olduğumuzu farkındayız. Bunda ısrarla devam edeceğiz. Cezaevindeki yoldaşlarımız içeride, bizler dışarıda. Bunu söylüyoruz. İçerideki yoldaşlarımız da biz burada sizinle burada da mücadele ediyoruz diyorlar ve gerçekten de içeride olmana rağmen çok kısıtlı imkanlarla seslerini duyurabiliyor olmana rağmen AKP-MHP iktidarının cezaevindeki arkadaşlarımızdan da korktuklarını söyleyebiliriz. O yüzden biz onların hem içeride hem dışarıda hem her alanda gerçekten kabusu olmaya bu anlamıyla devam edeceğiz. Biz bu ülkede eşitlik ve özgürlük mücadelesi isteyenler hiçbir zaman bu baskılara boyun eğmedi. Çokça arkadaşımız müebbetle yargılandı. Cezaevinde işte 30 yılı aşkındır yatan arkadaşlarımız var ama çıktıkları andan itibaren mücadeleye kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bu bize umut veriyor, bize güç veriyor. Gücümüzü bu tarihimizden alıyoruz. Çünkü biz içerideki yoldaşlarımız da bunun bilincinde olarak motivasyonları ve morallerini haklılıklarından ve meşruluklarından alıyorlar diye söyleyebiliriz. Benim açımdan orada bulunmak çok zor bir durumdu. Oradaki bütün arkadaşlarımız açısından, özellikle Aysel Tuğlu'nun koğuşuna bulunan arkadaşlar açısından. Çünkü bu duruma maruz kalmak aynı zamanda hepimize uygulanan bir işkenceydi, bir şiddetti. Psikolojik açıdan da, manevi açıdan da, her açıdan da
kabul edebileceğimiz bir durum değildi. Özellikle bu mücadelenin başından beri en diri unsurlarından olan, bize mücadelesiyle ilham veren kadın arkadaşımız olan Aysel Tuğlu'nun bu muameleye maruz kalması gerçekten bizi çok derinden yaraladı. Oradaki salondaki herkesin tepkisi de bu yöndeydi. Duygusu da bu yöndeydi ve gerçekten biz o gün dün oradan çıktığımızda, yani ne yapabiliriz, ne yapmalıyız, daha ne yapılabilir diye konuşmaya başladık. Çünkü gerçekten sözün bittiği yerdi. Yani arkadaşımızın sokulduğu o durum hiçbir insanlığa sığmayan, etik kurala sığmayan, hiçbir hukuka sığmayan bir yerdeydi. Yani bu açıdan tabii ki üzgünüz ama öfkeliyiz. Öfkemiz de var ve bunu dediğim gibi her alanda Aysel Tuğlu'nun hafızası, sesi ve sözü olmaya çevirmek zorundayız. Bunun sorumluluğu var üzerimizde, yani arkadaşlarımızın da sorumluluğu var üzerimizde. Bu yüzden dışarıda daha etkin, daha güçlü, bütün kamu kurumlarıyla, bütün muhalefet güçleriyle Aysel Tuğlu'nun tahliye edilmesinin mücadelesinin verilmeye devam edilmesi lazım. Çünkü şu şartlarda halen tutulmaya devam edilmesi bir işkence yöntemi, çünkü halini görebiliyoruz. Bu anlamıyla mücadelemiz sürecek. Her alanda üzgün olduğumuz kadar öfkeli olduğumuzu ve bu sürecin de bizim açımızdan arkadaşımızın tahliyesiyle sonuçlanması için elimizden geleni yapacağımızı söylemek isterim. Tuğluk bizim hepimizin iradesiydi, mücadele arkadaşıydı, yoldaşıydı. Böyle de olmaya devam edecek. Yani gerçekten bugün bir işkenceye canlı olarak şahitlik yaptık mahkemede. Yani bir hasta tutsa bu şekilde ifade vermeye zorlanması, kendisini ifade edememesine rağmen, kendisini ifade edemediğini söylemeye çalışmasına rağmen defalarca kez hakime sorgulamaya, işte üzerine atılı suçlamaları kabul ettirmeye ya da artık ne amacı varsa hani ağzından farklı bir cümle duymaya çalışması. Bunlar kesinlikle hukukla bağdaşmayan, adaletle zaten bağdaşmayan, demokrasiyle, insan haklarıyla kesinlikle bağdaşmayan bir mahkeme yönetimi izledik. Yani bu tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla işkencedir aslına bakarsak. Yani eziyet biçiminin devletin uyguladığı hali işkencedir. O yüzden yani zaten bir tiyatro, bir kumpas davası, Kobane davası yürütülen, ortada var olan. Bir de üstüne hasta ve tutsağı bunların yapılıyor olması gerçekten kabul edilebilir gibi değil. Yani buna derhal son vermeleri gerekiyor. Zaten bir yerden sonra artık mahkeme başkanı da hani herkesin yüksek sesle yaptığı itirazlara en sonunda karşın o tavrı bırakmak zorunda kaldı. Yani tam olarak bu hani özellikle yapılan bilinçli, ben buradan nasıl bir suç uydurabilirim diye ortaya atılan bir davanın Aysel Tuğluk ve işte hasta bir tutsak bakımından da yani davanın özüyle maalesef uyuşan, yani hani kendilerine yakışan bir hareketti. Ama bir insanlığa yakışmayacak bir hareket tarzı olarak yorumluyoruz. Yani şimdi yani Kürt halkının bir demokrasi, bir özgürlük mücadelesi bu topraklarda yıllardır süre gelen bir mücadele zaten. Kendi kurmak istedikleri otoriter, antidemokratik rejimin bir parçası olarak yapmak istedikleri bir dava bu. Ve o tavır da tabii ki siyasi iktidar tarafından da sürdürülüyor bir baskı aracı olarak. Aslında tam da böyle seçime gittiğimiz bir süreçte bütün emareler seçime gidişe işaret ediyor şu anda. Hani bu yüzden böyle bir süreçte her zaman yaptıkları bir şey aslında bu. Yani kendi siyasi başarısızlıklarını, şu anda kaybediyor durumda olduklarını nasıl tolere edebiliriz, bunu nasıl tersine çevirebiliriz diye düşündüklerinde akıllarına gelen şey bütün ezilen kesimlere olduğu gibi ezilen halklara da bu işte bu tarz davaları dayatmak ya da bir şekilde mücadele eden kesimlere yönelik baskı politikalarını uygulamak oluyor. Daha çok sesini yükselten, bu politikaları asla kabul etmeyen, burayı demokratik bir ülke haline dönüştürmek isteyen,
yani bütün mücadele eden kesimler aslında yönelttikleri bir şey bu. Ama Kürt halkına daha fazla yönelttikleri bir şey. Kendilerinin aslında işte siz buyurun demokratik zeminde mücadele edin diye yıllardır tekrarladıkları şeyi demokratik zeminde mücadele edenlere bu sefer tersinden işte dava olarak, müebbet hapis olarak ya da işte bugün Aysel Turluk örneğinde gördüğümüz gibi işkence olarak geri döndürerek uyguladıkları bir süreç. Yani bu otoriter rejim bizim seçimli süreçlerde epeydir karşımıza çıkan bir şey. Yani nasıl ki 7 Haziran seçimlerini kaybettiğinde iktidar 1 Kasım'a kadar giden süreçte bu baskıyı kanlı bir şekilde hele de yüzünü gösterdiyse şu anda da benzer işte bazı provokatif işte bu kumpas davası gibi süreçlerle şekillendirmeye çalışıyor aslında bütün toplumu. Bütün iktidarın yandaşları da, iktidarın içindeki bizzat kişiler de buna yönelik politika üretiyorlar aslında. Yani tabii ki hem Aysel Tuğluk hem de orada yargılanan bütün herkesin cezalandırılması amacını taşıyorlar. Hali hazırda muhtemelen vermiş oldukları bir kararı uygulamak için adımları atıyorlar. Yani bütün sanıkların tam olarak savunmasını almadan bu davayı bitiremeyeceklerinin farkında oldukları için şu anda zorlayarak, işte mahkemeye getirtmeye çalışarak bunu yapma girişimlerinde bulunuyorlar. Hani bütün yani bunun yapılmaması, bunun antidemokratik, hukuk dışı, hiçbir kuralla bağdaşmayan, işte uluslararası hiçbir sözleşmeyle, hiçbir yasa maddesiyle bağdaşmadığını herkesin ifade etmesine, bas bas bağırmasına rağmen bunda ayak diremeleri bunu gösteriyor. Yani hem ceza vermeyi hedefliyorlar hem de zaten hani hukuken ceza vermenin de dışında ayrıca da oradaki yargılama esnasında da bir cezalandırma yapmaya çalışıyor. Yani ısrarla soru sorması, sorgulamıyorum ben burada diyor mesela ama aslında sorguluyor yani işte bir takım yalancı tanıkların verdiği beyanları bizzat yüzüne karşı söyleyerek hani ağzından bir nevi belki de laf almaya çalışması bunun göstergesi. Ama hani bu gerçekten bu uygulamaların hepsi boşa düşecek yani yerini bulacak şeyler değil yani çünkü yani gerçekten hani bu kadar baskı, bu kadar işte antidemokratik uygulama mutlaka ki karşısında bir her zaman hareketlenmeyi, direnişi işte bu baskılar ne zaman artarsa her zaman halk da hareketlenmiştir yani bunu getirecek ve boşa düşecek yani şu anda zaten elle tutulur hiçbir şey yok bu davada yani başka birçok dava gibi, başka birçok siyasi dava gibi bu da siyasi bir dava yani kaybetmeye mahkumlar yani biz siyasi iktidarı ve bu antidemokratik uygulamalarını da göndereceğiz diye biz bu Kobani davasında HDP'li dostlarımızın her zaman yanındayız yani hiçbir şekilde bu sadece Kürt halkına ya da Kürt siyasetçilerine ya da HDP'lilere yönelik bir saldırıdır sadece tek başına onlara yönelik bir saldırıdır diye düşünmüyoruz. Bütün mücadele eden kesimlere yönelik bir saldırı olduğunu düşünüyoruz bu tür davaların. O yüzden sonuna kadar bu davanın takipçisi olmaya biz de devam edeceğiz.